kalbin bu çizimine aşina olduğunuzu düşünüyorum. Dört tane odacık var. İsterseniz kısaltmaların ne anlama geldiklerini de açıklayalım. RA sağ kulakçık, RV sağ karıncık, LA sol kulakçık ve LV sol karıncık. Şimdi iki tane nokta belirleyeceğim. Sol karıncağa bir tane çarpı koyuyorum. Diğeri de burada aortun içinde olsun. İsterseniz bunun aort olduğunu da not edeyim. Bu iki noktadaki basınç değişimlerini şimdi inceleyeceğiz. Burada duran bir al yuvar olsaydık ne olurdu? Gerçi al yuvarların durmadıklarını ve sürekli hareket halinde olduklarını biliyoruz. Yine de bu iki noktadaki basınç değişimlerini inceleyeceğiz diyelim. Zaman içerisinde neler olup bittiğine bakacağız. Bu noktadaki basınç için ne söyleyebiliriz? Bir saniye boyunca takip ediyoruz diyelim nabzın da dakikada 60 yani her saniye bir defa olduğunu düşünelim. Not ediyorum. 60 vuruş bölü dakika. Bu arada dakikada 60'ın oldukça düşük bir nabız olduğunu yani dinlenme durumunda olduğunu da eklemek istiyorum. Bu eksene de basıncı koyalım. Buraya 0, buraya da 100'ü koyalım. Basınç birimi olarak milimetre cıva kullanacağım. Hatta başlamadan isimlendirmeyi de bitirelim ki sonradan ara vermek zorunda kalmayalım. Bunlar da kalp kapakları. Bu mitral kapak, bu da triküspit. İkisini birden atrioventriküler kapaklar olarak da adlandırabiliriz. Bunu da AV olarak not ediyorum çünkü çoğu zaman bunlardan AV kapaklar olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz. Evet, atrioventriküler kapaklara AV kapaklar adı da verilir. Diğer ikisi de bu pulmoner kapak bu da aort kapağı. Bunlardan da e, semilunar ya da yarım ay kapaklar olarak bahsedilir arkadaşlar. Bunun için bir kısaltma kullanılmaz genellikle semilunar olarak bahsedilir. Önce sarı çarpıya odaklanalım. Evet soru neydi? Bu eksende başlayacağız. Sol karıncığın basıncı çoğu zaman şaşırtıcı bir biçimde düşüktür. Çizdiğim zaman siz de göreceksiniz. Demek istediğim sürekli olarak kasılan ve hareket halinde olan odacık bu olmasına rağmen basıncın düşük olması şaşırtıcı değil mi? Basıncın artacağı durumlar da olacak ama basın çoğu zaman son derece düşüktür. Bu şekilde durağındır. Biraz yükselir. Peki bu yükselmenin sebebi nedir dersem ne cevap verirsiniz? Evet, neden yükseliyor olabilir? Yükselmesinin sebebi mitral kapaktan gelen akıştır. Başka bir deyişle kan sol karıncaya dolmaya başladığında basınç düşüktür ama kan miktarı arttıkça basınç da yükselir. Bir balona su doldurduğunuzu düşünün. Balona ne kadar çok su girerse basınç da o kadar artar, öyle değil mi? Bu yüzden biraz artar ve sonra kasların kasıldığı ana geliriz. Burada bir depolarizasyon dalgası gerçekleşir. Kalp kası hücresi artı yükle yüklenir ve kasılır. Aynı anda sağ karıncığın da aynı şeyi yaptığını biliyoruz. Başka bir deyişle, sol karıncık için geçerli olanların hemen hemen hepsinin sağ karıncık için geçerli olduğunu da düşünelim. Burası da kasılıyor. Sol karıncık çok kasıldığında basınç da artmaya başlar. Peki artmaya başladığı bu noktada ne oluyor? Bu çok küçük artışın olduğu anda işte tam da bu anda kapak kapanır. Neden mi? Çünkü tam da bu anda burada bir geri itme olur ve bu itme yüzünden kapak kapanır. Sol karıncığın basıncı sol kulakçıktan fazla olduğu anda kapak kapanıyor. Tam da bu anda kapak kapanıyor dedik. Zaten sonra da sol karıncığın basıncı hızlı bir şekilde artmaya başlar. Artıyor, artıyor ve artıyor. Bunu bir de not etsek iyi olacak. AV kapakları kapanır. Ve açık oldukları için bu aslında yeni bir durum. Etrafını da çiziyorum. Semilunar kapaklar da kapanır. Hatta kapalı olduklarını vurgulamak için burayı karalıyorum. Evet, tam da bu anda bütün kapaklar kapalı. Bu noktada kapakların bazılarının açık olduğunu düşünenleriniz için bunun şaşırtıcı bir bilgi olduğunun da farkındayım. Evet bu anda bütün kapaklar kapalılar. Sol karıncık ise kasılıyor ama kanın gidecek bir yeri yok. Bu odacıkta sıkışıp kaldığı için basınç birdenbire hızlı bir şekilde artar. Sonra ilginç bir şeyin olacağı ana geleceğiz. Bunu da çizmek istiyorum. Şurayı biraz sileyim. Aort basıncı da, basıncını da böyle çizeceğim evet. Evet aort basıncı da buna benzeyen bir şekle sahiptir. Gördüğünüz gibi bir miktar düşüş var. Peki aort basıncının da bu şekilde düşmesinin sebebi ne olabilir dersiniz? Bunun sebebi de kanın aorttan çıkıyor olmasıdır. Bir önceki kalp kasılmasıyla kan bu damarlara dağıldı ve bu noktalardan uzaklaşmaya başladı. Kanın uzaklaşması da basıncın düşmesi anlamına gelir. Kan hacminin artması ile basıncın artması arasında bir ilişki olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Başka bir değişle aorttaki kan hacmi düşmeye başladığında basınç da azalır. Buradaki basınç ise artıyordu. Tam da bu noktada daha iyi görebilmeniz ve aklınızda tutabilmeniz için bunun da etrafını çizeceğim. Dikkat ederseniz tam bu noktada aort basıncının sol karıncık basıncının biraz altında olduğunu görebilirsiniz. Basınç biraz düşük olduğundan da buradaki engel kalkar ve kanın bu yönde akmasının önünde bir engel kalmaz kapak açılır ve kan içeri girer. Sol karıncıktan yeni bir akış var. Yani kan aorta doğru ilerliyor. Sol karıncık da hala kasıldığı için basınç artmaya devam ediyor bu şekilde. Aort basıncı da artmaya başlayacak. Hemen bunu da çizeyim. Sanırım renkleri karıştırdım ama olsun. Önemli olan mantığı anlamanız. Artmaya başlayacak demiştim sol karıncığın basıncını takip edecek. Başka bir deyişle aort basıncının sol karıncık basıncı ile arttığını da söyleyebiliriz. Evet, aralarındaki kapak da açık olduğuna göre bunu söylemek pek de yanlış olmaz. Peki bu anda tam olarak ne olmuştu? AV kapağı kapalı, burada değişen bir şey yok ama semilunar kapak açık. İlginç olan nokta da bu zaten. Kan bu sayede sol karıncıktan aorta doğru ilerliyor. Peki ya sonra? bir noktada kasılma yavaşlamaya yani kaslar gevşemeye başlayacak. Bu iki karıncık içinde geçerli. Siyah okları sileyim. Evet, depolarize olmuş bu kas artık repolarize olmaya başlıyor. Peki buradaki son siyah oku neden silmedim dersiniz? Sol karıncıkta bir miktar basınç hala var aslında bakarsanız yani grafiği inceleyecek olursanız bu, bu, bu basıncı bir miktar olarak nitelendirmek de yani pek doğru olmaz. Çünkü burada bayağı yüksek bir basınç var ve değişen tek şey kasın gevşemeye başlaması. Kas gevşemeye başlayınca sarı çizgide aşağı doğru yönlenmeye başlayacak. Sol karıncığın basıncı azalmaya başladığında aort basıncı da azalmaya başlayacak. Evet bunu da çizeyim. Bir noktada aort basıncı hala çok yüksek. Biraz düşünelim. Çünkü bu aslında biraz kafa karıştırıcı olabilir. Basınç hala yüksek çünkü direnç var. Bu damarların hepsinin direnci olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? Burada direnç var. Evet, bu damarların hepsi direnç gösteriyorlar ve damarlardaki bu direnç sebebiyle aort basıncı da yüksek kalır. Sol karıncık basıncı ise düşüyor. Öyleyse bu oku düşünürsek kanın bir yönde ilerlemesinin yanında Diğer yönden gelen bir miktar da basınç var. Öyle değil mi? Evet, bu yönden gelen bir basınç söz konusu. Sol karıncıkta da hala basınç olduğundan burada da basınç olacak ama bu basınçlar ne yapacak? Dengelenecek. Sol karıncıktan kaynaklı basınçla aorttan gelen basınçtan bahsediyorum. Başlangıçta sol karıncığın basıncı üstün gelecek ama azalmaya devam ettikçe aort basıncıyla dengelenecek ve tam da o anda yani sol karıncığın basıncı aort basıncının biraz altına indiğinde ilgi çekici bir geçiş olacak aort basıncı direnç sebebiyle hala yüksekken sol karıncığın basıncı da kas gevşemeye başladığı için düşüyordu aort basıncı sol karıncığın basıncından yüksek olduğu anda bu kapak yeniden açılacak Pardon, açılacak diyorum. Yeniden kapanacak. Tam tersi. Aort basıncı, sol karıncığın basıncından yüksek olduğu an bu kapak kapanacak. Evet, kapandı. Not ediyorum. Semilunar kapak kapandı ve AV kapağı da hala kapalı. Bu noktayı bir, bunu iki, bunu da üç diye numaralandırıyorum. Peki bundan sonra ne olacak dersiniz? Sol karıncık gevşemeye devam ediyor. Bu şekilde devam, devam semilunar yazısının üzerinden geçelim. Hemen hemen sıfıra yakın. Ama tam olarak sıfıra ulaşmadan önce basınç o kadar düşük ki, sol kulakçığın basıncı sol karıncıktan yüksek. Ve kan buraya dolmaya başlıyor. Evet, kan gelmeye başlıyor ve kan dolmaya başladığında basıncın da yavaş yavaş yükselmeye başlayacağını biliyoruz. Yükselecek, yükselecek ve her şeyin başladığı bu noktaya geleceğiz. Aynı anda aort basıncı düşmeye başlıyor. Neden diyecek olursanız, zaman ilerledikçe kan bu damarlara dağılıp aorttan uzaklaşmaya başlayacak da ondan. Evet, kan diğer damarlara dağılmaya başlıyor ve bu esnada aort basıncı da düşüyor. Bu şekilde çiziyorum. Evet, çizimimi aldanmayın çünkü çok iyi yapamadım ama aslında bu iki noktanın aynı olması gerekiyor. Evet, bu da aortun durumu. Şu son noktayı da 4 numara olarak işaretleyeceğiz. Ama 4'e geçmeden bunun etrafını çizeceğim. Evet, bu noktanın önemli olduğunu aklınızdan çıkarmamanız lazım. Semilunar kapak kapanıyor. Dört numarada ise olan biten birkaç şey var. AV kapağı en sonunda açılıyor. Semilunar ise hala kapalı yani değişen bir şey yok. Evet, bu dört farklı önemli aşamada olan bitenler bunlar. Ayrıca yine ilgi çekici bir başka noktaya daha dikkatinizi çekeyim. Kapaklar kapandığında bir ses duyuluyordu hatırlıyorsunuz değil mi? Aynen bir kapının kapanması gibi. Evet, kapaklar kapanınca da bir ses duyulur. Bu dört noktaya baktığımızda ilk kapanan kapak hangisi? AV kapağı burada kapandı. Evet, ilk olarak burada kapandı. AV kapağı kapandığında yüksek bir ses gelir. Bu kapak kapandığında kalpte lub diye bir ses duyulur ki bundan daha önce bahsetmiştik. Bu ilk kalp sesidir sol karıncık basıncı hızlı bir şekilde yükseldiğinden bu kapak kapanıyor. Bu yüksek basıncın da başlangıcıdır ya da sol karıncığın kasılmasına işaret eder. Peki diğer kapak ne zaman kapanıyor? Semilunar kapak burada açılıyor ama kapağın açılması herhangi bir sese sebep olmaz. 3 numarada semilunar da kapanıyordu. Evet, aort ve pulmoner kapaklar bu anda kapanıyorlar ve bunun sonucu olarak da bir ses duyacağız. Evet, üç numarada da bir ses duyacağız. Kalbin ikinci sesi de semilunar kapağın kapanma sesidir. Buna da dub sesi denir. Dört numarada AV kapağı açılıyor ama az önce de söylediğim gibi kapaklar açılınca ses duyulmaz. Kalp seslerini yani S1 ve S2'yi e, ne zaman e, duyuyorduk? E, bunu böylece anlamış oldunuz değil mi arkadaşlar? Yani kalp seslerini S1 ve S2'nin ne zaman olduklarını anladınız. Tamam. AV kapaklarının yani mitral ve e, triküspit'in kapanması, sonra da semilunar kapakların yani aort ve pulmoner kapaklarının kapanması. Evet, bu videomuzda bu kadar arkadaşlar.